Az önce tuhaf şeyler söyledim, farkındayım. Korkman çok normal. Tereddütlerinde de son derece haklısın. Gerçekten çok güçlüymüş ya gözlem yetenekleriniz. Gerçekten öyledir. Görmek ister misin? Nasıl yani? Sen çok iyi bir insansın değil mi Ceylan? Ne alaka? Kedin var. Ya da sokaktaki kedileri besliyorsun, sokak hayvanlarını. Bahçeyle uğraşıyorsun. Burada çiçeklerin var. Bir de en sevdiğin spor voleybol. O da tam bir takım oyunudur. Özetle sen çevresindekilerle ilgilenen iyi bir insansın. Nasıl anladınız? Yüzüne bakmadım çünkü. Ellerine baktım. Elindeki kesiğin açısı ve büyüklüğü çapı olduğunu düşündürdü. Çiçekleri oradan çıkarttım. Ayak bileğinde. Ayak bileklerindeki çizikler kedi çiziyor. Bunlar hani böyle oyun için yürürken kaparlar, çizerler. Son kasların. Kasların yaşıtlarına göre %12 daha büyük. Voleybol oynadığını oradan anladım. Herkes sizin gördüğünüz gibi göremez ama. İnsanlar şu an sadece yüzüne bakıyor değil mi? Oraya bakan sonra başka bir yere bakamıyor değil mi? Eğer bu ameliyat olursan... emin ol herkes benim gördüklerimi görecek. Sen çok iyi bir insansın. Herkese bunu göstermek istemez misin? Ben korkuyorum. Aynaya bakacağım. Göremeyeceğim kendimi. Kendimizi görmek için aynaya bakmaya gerek yok. İçimize bakmamız yeterli. Senin için ne diyor? Artık bir yüzüm olsun istiyorum. Yapıyor muyuz bu ameliyatı? Yapıyoruz. Allah sizden razı olsun. Ben ameliyathanedeki bütün hazırlıkları tamamladıktan sonra size haber vereceğim. Sağ olun. Tamam. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Teşekkürler doktor bey. Çok güzel olacak her şey. Tamam dedi. Ameliyata tamam dedi. Duyduk, duyduk. Abi harikaydın bak. Bu sefer gerçekten harikaydın. Canan dinlin benim be. Yok onu bugün söylemiyorduk. Tatlı dillim.
Siz olmasaydınız yapamazdım. Yapamazdım. Ya biz de yapamadın ki zaten. Yani biz olmadığımız için yaptın zaten ama. O da doğru. Evet. Siz peki benim konuşmamın tamamını duydunuz mu? Duyduk. Ya son cümlelerin hatta biraz doğaçlama yaptın yani. Bayağı iyi. Tamam öyle zaten. Hissettin mi be? Her şey.